gitmektedir. Küresel ekonomik krize rağmen Türk ekonomisi gelişmeye devam ederken Türk iş adamları dünyanın her yerinde yatırım ve ticaret imkanları arıyor. Türk iş adamları bu sefer Amerika Birleşik Devletleri'nde Texas Amerikan Türk Ticaret Odası ve Turkuaz Konseyi'nin bir organizasyonuyla Mississippi'de ticaretin ortak dilini konuştu. TRT kameraları Mississippi'de ticaretin en hararetli haliyle yapıldığı Türkiye ve Kültür Merkezi'ndeki görüşmelere tanık oldu. Kaç yaptı bu? Merhaba, kolay gelsin. Hesabı bölüyorum ama yoğun bir hesap içerisinde görüyorum sizi. Sizi tanıyalım önce. Muammer Çalışkan ben, Adana'dan. Adana'dan. Mississippi Jackson'dasınız. Amerika Birleşik Devletleri'nde Amerikalı iş adamlarıyla yoğun bir görüşme içindesiniz. Biraz zamanınızı alacağız. İş görüşmesi yaparken ama. Türk iş adamlarıyla görüşmeler nasıl geçiyor? Çok iyi bir ortam. Birlikte ticaret yapma imkanlarını ele alıyoruz Türk iş adamlarıyla. Mississippi'de inşaat yapımında kullanılan kereste sanayisi çok gelişmiş durumda. Bu konuda görüşüyoruz. Kereste, hayvancılık, tarım ürünleriyle ilgili görüşmeler yapıyoruz. Şunu gördük. Pamuk konusunda zaten buradan Türkiye'ye ciddi bir satış var. Hatta ben şunu biliyorum. Türkiye Amerika'dan en fazla pamuk ithal eden ikinci ülke. Birincisi için, ikincisi Türkiye. Ama kereste konusunda da alışveriş imkanları var gibi. Şimdi bunu görüşüyoruz. İnşallah bu da olur. Görüşmelerde sıkça dile getirilen noktalardan birisi Türk ve Amerikalı iş adamlarının ortak değerlerin de yardımıyla işbirliği imkanlarını daha geliştirebileceği. Mükemmel bir iş görüşmesi oldu. Karşılıklı yapabileceğimiz iş imkanlarını görüşüyoruz. Ümit ediyorum bu görüşme karşılıklı ticari bir anlaşmayla sonuçlanır. Amerika'daki Türk toplumu ve kuruluşları da bu ticari görüşmelerin altyapısını hazırlamakta sivil toplum kuruluşlarının önemini gösterdi. Lokal firmalar, yerli firmalar gelip kendilerini tanıttılar. Ve yapabilecekleri işleri Türkiye ile alakalı veya üçüncü ülkelerde Türk firmaları yapabilecekleri işleri bahsettiler. Evet, Türk firma sahipleriyle görüşme yaptık. Bir distribütörlük düşünüyoruz. İsviçre'de çaldırdı. İstanbul